Hepinize merhabalar. Çok mutlu bir video ile sizlerin karşınızdayız. Çünkü beyin tümörümü atlattım arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlar beni ameliyattan önce inanılmaz motive etti arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca benim için bu kadar uğraşan Murat hocamıza da çok ama çok teşekkür ederim. Ve Ahmet hocaya da ayrıca teşekkür ederim. Onlar benimle çok ilgilendiler. Benim için çok zahmet ettiler. Onlara minnettarım gerçekten. Aynı zamanda Enes gözlerini açmamışken sürekli olarak yardım eden bütün hemşirelere de ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlere aslında bu videoda süreçten bahsetmek istiyoruz. Neler yaşadık? İlk belirtileri nelerdi? Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü eminim ki hem bizi merak edenler olmuştur, hem bu süreçten bizim gibi geçen olmuştur, hem de neler yaşadığımızı merak eden olmuştur. Aynı zamanda bundan sonraki süreçten de birazcık bahsedeceğiz. Ne yapıyoruz şu anda? Bundan sonra neler olacak? Birazcık aslında yeni yıldan sonraki hayatımız denilebilir bir sohbet videosu olacak arkadaşlar. Ben arkadaşlar beyin tümöründeki bu belirtiyi bilmeden önce ilk MR'a gittiğimde ne olacağını hiç tahmin edemezken şu an burada bunları anlatıyor olmak inanın bana çok başka bir hayat yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Çünkü sadece ilk gittiğimde bir cihaza girdim ve ne çıkabileceğini bilmezken şimdi bir beyin tümörünü atlatmış olarak sizlere hem motive olmak istiyorum. Çünkü böyle bir olaydan sonra insan sanki hayata tekrardan bağlanıyor gibi. Bilmiyorum ben neden öyle hissediyorum. Bir anda pozitif oldum. Şimdi sizlere süreç nasıl başladı ondan bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Ben Danimarka'ya gitmeden önce, 2 gün önce biletim alınmıştı. Ve bilmeyenler için şuraya dipnot getirmek istiyorum ki ben yüksek lisans ekonomi yapıyorum şu an Danimarka'da. Ve son semestrime girdim. Okula gitmeden önce 2 gün önce biz Beypazarı'ndayız bu arada. Beypazarı'na gelmiştik. Bir düğün vardı. Ona katılacaktık. Ve sonrasında bir gün ben yan odada televizyon izliyordum. Enes de yan odada edit yapıyordu. Bu şekilde yanından kardeşi geçiyor Enes'in ve Enes'in yere tükürdüğünü fark ediyor. Böylelikle diyoruz ki bir şey oluyor içeride. Hepimiz koşturuyoruz. İyi ki ama iyi ki bütün herkes evdeydi. Enes'in ailesi, ben, hepimiz evdeydik. Bu bir nöbetti. Biz hayatımızda nöbet ne, hastane ne, bu sürecin hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu arada bu videoda da birazcık ben fazla konuşacağım çünkü sevgilimi de yormak istemiyorum. Ama yan odada Enes bir nöbet geçiriyor. Nöbeti ben hayatımda hiç görmedim bu arada canlı canlı. Nöbet dediğiniz nedir? Kasılma ve tamamen hani bilincin yitirilmesi. Bilinç zaten bir anda yitirildi. Ama yitirmeden önce Enes konuşmaya çalışıyor ama normal sesler çıkartamıyor. Ve sonrasında böyle elleri kolları kasılıyor. Kontrol kaybı. Evet, kontrol kaybı yaşıyor. Ve biz hepimiz şok geçiriyoruz. Şimdi ben diyorum ki bu süreçte biz Ankara'da veya Antalya'da evimizde tek olsak ben bu süreçte ne yapacaktım? Bunu düşünüyorum ve diyorum ki iyi ki ailesinin yanındaymışız. Gerçekten de o noktada ailemin, evet, içinde olmak bir anda beklemediğim kadar çözüme ulaştırdı aslında. Evet. Çünkü Ankara'da olsak biz hastaneye gitmek, bir, evet, ambulans beklemek, yani bunların süreci bilmiyorum nasıl gelişirdi, evet, ama burada her şey sanki istediğimiz gibi oldu. Evet. Enes'i babası ve kardeşi taşıyarak arabaya götürüyor. Biz de o sırada ağlıyoruz, şokuz, ne olduğunu bilmiyoruz. Daha nöbet, yani nöbet mi onu da bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Ve hastaneye gidiyoruz. Hastanede bu arada yine yiyor sakinleşmek için ve ben doktorla konuşmaya gidiyorum. Bu nedir? Oradaki doktor bu depresyon olabilir dedi. Tamam, hani depresyon olabilirse ve zaten şunu da dedi, her insan hayatı boyunca bir ya da iki nöbet geçirebilir dedi. Biz de tamam, o zaman çok önemli bir şey yok. Belki ben Danimarka'ya gidiyorum, onun stresini yaşıyor Enes. Veya Antalya'ya tekrar geri dönecekler Enes o sürede. Enes hani Antalya'da belki tek kalacağı için düşünüyor olabilir. Ya da YouTube kanalımızın gidişatını düşünüyor olabilir. Her şey olabilirdi. Biz dedik ki hani çok normal. Biz de bu arada hani uzak mesafe ilişkisi yaşadığımız için sürekli hayatımızda bir değişiklik oluyor. Ben gidiyorum, geliyorum. Süreler hani kısa, çok fazla hani bunun da zorlukları var. Sonrasında ben Danimarka'ya döneyim mi, dönmeyeyim mi diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü 2 gün önce oluyor. Benim tamam okulum başlayacak ama belki Enes adına bir rapor alabilirim ve Türkiye'de kalabilirim diye düşündüm. Burada arkadaşlar onun Danimarka'ya gitmesini engellemeyen şey, çünkü MR'a direkt girmediğim için, evet, tepkiyi bilmiyorduk. Eğer direkt buradayken MR'a girseydim, evet, belki gitmek istemeyecek, evet, sevgilim, ama ben ısrar ettim. Gidebilirsin, ben iyiyim. Gerçekten de ama iyi hissediyordum. 5 senedir varmış ama bende hiçbir belirtisi olmadığı için ben sevgilime dedim durmana gerek yok. Ben Antalya'da 3 ay kalabilirim. Ben arkadaşlarım
arkadaşlar Danimarka'ya sonradan Enes'in ısrarıyla gittim. Burada yaşadığım bayılmadan sonra arkadaşlar Antalya'ya gittiğim 3 gün boyunca başımın ağrısı oldu ve ben onu yine ciddiye almamıştım. Buradan kendime kızıyorum aslında çünkü sürekli ciddiye almıyorum ama aslında içimde olan şeyi bilmediğim için yani tepki veremiyordum o zamanlar. Şimdi tabii değerini daha iyi anlıyorum. Orada 3 gün başım ağrıdıktan sonra artık bana sürekli ailem, sevgilim dedi ki artık doktora git, doktora git, o doktor ne diyorsa onu yap. Sonra Antalya'da bir doktora gittim. Epilepsi olabilirsin dedi. Onun için bir MR'a girmen lazım dedi. Doktordaki görüşmeden sonra epilepsi hastası olduğunu düşündü Enes'in. Böyle olabilir dedi ve buna göre haplar vermeye başladım. Ben Antalya'da arkadaşlar işte gittim MR çektirmek için. MR'ı en erken 3 ay sonraya verdiler. Bizim de Antalya'dan ayrılış sürecimiz o 3 aydan önce olduğu için orada MR çektiremiyordum. Ben yine dedim Ankara'ya gidince çektiririm ya, acelesi yok. Nasıl bu kadar her şeyi erteledim gerçekten bilmiyorum. Şunu da not etmek istiyorum ama bence yalnız oluşunla da birazcık alakası var. Kim hastaneye tek başına gitmek ister? Benim de desteğimi beklemek istediğin gibi sanki. Ya tabii ki de öyle bir destek insan bekliyor. Bir de yalnızken ve bu olayı çok hani ciddiye alamıyor. Bilmiyorum yani hani yalnızlıkta böyle kendimle baş başa kalınca iyileşmeyi çok düşünemedim herhalde o zaman. İnsan çünkü bir motive arıyor. Böyle hani buradan böyle omzuna birisi sarılsın istiyor. O yüzden buraya geldiğim süreçte oradaki 3 ayda hiçbir şey yapamazken burada bir ayda neredeyse yeni bir hayata başladığım için hani birbirimize olan desteğimiz burada bence gerçekten tekrar ortaya çıktı. Sonrasında ben aralığa bir bilet aldım arkadaşlar. Ama baktım ki Enes'in durumu iyi gitmiyor. Ben okulumu yarıda bırakıp Türkiye'ye gelme kararı aldım. Bu arada hala okulum yarıda bırakıyor diyorum da okulum devam ediyor ama okula gitmemeye başladım. Online bir şekilde devam etmeye başladım. Arkadaşlarıma açıkladım. Sevgilimin şu an desteğine ihtiyacı var. Ben gitmek zorundayım. Herkes zaten çok anlayışla karşıladı. Gidebilirsin. Hiçbir problem yok. Öğretmenlerimle de konuştum. Herkes git dedi zaten. Bizim burada arkadaşlar şanslı bir noktamız oldu. Ben Gazi Üniversitesi'nde okuduğum için Gazi Üniversitesi'ne girmeden önce aşağıdaki Gazi Üniversitesi'nin çevresel atık yerinde de bir hastane var ama orası daha küçük. Daha küçük olduğu için işler birazcık daha anlık ilerliyor. Ben de oradan okula kayıt olmadan önce testlerimi orada yaptırmıştım. Oraya bir gidelim dedik. Şunu da not etmek istiyorum. Antalya'daki hayatımız tamamen bitti. Evimizi kapattık. O şekilde Ankara'ya geldik. Yani bizim beklediğimiz süreç aslında Antalya'daki evin kontratını bitip Ankara'ya gelmemiz. Ben de zaten Ankara'ya geldik ve böylelikle direkt hastaneye gittik. Yani Ankara'ya geldiğimizde ilk yaptığımız şey hastaneye birlikte gitmek. Hastaneye gittikten sonra yine ben sürecimi anlattım arkadaşlar. Oradaki doktorumuza da. O dedi ki senin direkt MR çektirmen lazım ama beklemesini istemiyorum dedi. Ertesi güne direkt randevu verdi orada. Ben çok şaşırdım ya. Antalya'da 3 ay sonraya verilip orada ertesi güne verilince böyle bir anda dedim ki ya hemen mi olacak? Ben MR'ı falan düşünmeye başladım. Ondan sonra MR'a gittim. Tekrar doktora gittik. Dedi ki beyinde tümör var. Ben bir anda tepki veremedim. Çünkü hani tümör yani ne yapmam lazım diye böyle boşluğa düştüm bir anda. Çünkü insan bir anda duyunca tümör oldun diye insan tepki veremiyor ki. Bundan sonraki en önemli soru işareti iyi huylu tümör mü, kötü huylu tümör mü? Bunu bilmekti. Doktor randevusu almak Gazi Üniversitesi'nde artık diğer büyük binaya gitmemiz gerekiyordu. Şeyin oradaki, senin okulun oradaki. Beşevler'deki hastaneye gidip doktor randevusu almamız gerekiyor. Bu çok uzun bir süreçti ve biz İyi huylu mu, kötü huylu mu, tümör mü diye bir hafta boyunca ikimiz de hiçbir şekilde uyuyamıyoruz. Kimse, yani sonuçlar daha MR'dan düşmedi. Daha doktor randevusu alacağız. Ve MR'da çıkan tümör iyi huylu mu, kötü huylu mu? Bunların farklarını internetten okuyoruz. Ve bunları bilmeyerek bir hafta boyunca biz soru işaretleriyle yaşıyoruz. Ben burada Türkiye'deki bu hastane sistemini, yani sağlık sektörünü bir övmek istiyorum. Niye? Çünkü benim orada çektirdiğim MR'ı aynı zamanda benim e-devletime yükledikleri için ben diğer doktorlara da gönderebiliyorum. Dayılarım, burada onlara da çok teşekkür ederim destekleri için. Herkese MR'ları yolladıktan sonra tabii ki de babama da yolladım. Babam da direkt olarak Murat Hoca'ya yollamak istedi. Tekrardan bir tane de ilaçlı MR çektirsin, daha net olarak anlayalım dedi. Direkt ertesi gün tekrardan MR'a gittik. Daha da garip olan arkadaşlar bizim için. Murat Hoca dedi ki ertesi gün buraya geliyorsunuz. Ben dedim ki İzmir'desiniz, biz Ankara'da. Sonra bu kadar acele
bir şeyim var. Hala anlamıyorum tabii. Murat Hoca'ya biz MR'ları attıktan sonra bizi İzmir'e davet etti. MR sonuçlarını attıktan ertesi güne bizi davet edince çok korkmaya başladım. Açıkçası ben korktum. Çünkü birazcık acele, hani hızlı oldu ama o da bu olayı o kadar ciddiye aldığı için kendisine tekrar teşekkür ederim. Bir an önce gelmesi gerekiyor. Süreci ne kadar hızlı başlatırsak bizim için o kadar faydalı dedi. Biz de tabii hemen yanına çağırdı. Bu yüzden iyice düşünmeye başladık. Hani yarın ya bir gün geçiyor aradan ve bizim hayatımız birden Ankara'dan İzmir'e doğru yola çıkıyoruz ve biz onun yanına gidiyoruz ve tümöre bakar bakmaz iyi huylu dedi. İyi huylu dedi, evet. Bir kötü bir iyi olarak dedi. Yani iyi huylu olması bizim için güzel olanı, kötü olan ise 7 santimlik bir tümör, evet. Arkadaşlar. Bu aynı zamanda beynime de değdiği için riski her zaman var. Zaten evet. Her hastalığın riski var ama beynime değen kısmı hasar oluşturabilecek kısımlar olduğu için bunu da orada belirtti. Ki doğruyu söylemesi her zaman içimi daha çok rahatlatıyor. Neler olabileceğini gözümde canlandırmak. Daha ameliyattan önce söyledi. Ameliyatımda elimden gelen her şeyi yapacağım ve en hassas şekilde davranacağım dedi. Evet. Orada zaten bunları duyduktan sonra ben içim rahat olarak sürece başladım. Bu aslında 5 senedir var olan gizli bir tümör diyebiliriz. Bu tümör arkadaşlar 5 senedir varmış. Bu 5 sene içerisinde sadece son sene bunun sonuçlarını gördük. Yani bu 5 sene içinde Enes hiçbir şey yaşamadı. Ne baş ağrısı yaşadı, ne kusma yaşadı. Hiçbir şey yaşamadı ve bu 5 senedir aslında var olan gizli bir tümör diyebiliriz. Murat Hoca da aynısını söyledi ama insanın içinde gizli büyüyor ve sen hiç tepkisini almadan o devam edebiliyor. Yani hiç farkına da varmayabilirsin. Ben belki yere hiç düşmeseydim hiç bilmeyecektim ve daha da büyüyecekti hani. Evet. Buradan tavsiye veriyormuş gibi oluyor arkadaşlar ama durduk yere gidip MR çektirebilirsiniz yani. Evet. O yüzden herkese eminim faydası olur. Senelik check-up, burada da not geçelim. Bizce çok önemli. Bizim aslında es geçtiğimiz. Çünkü biz hep sağlıklıydık. Yani hiç yani hani doktora gitmedik, hastaneye gitmedik. Beslenmemiz hani bellidir, sporumuz bellidir. O yüzden hiç gitmedik ama bundan sonra mesela sizlere de tavsiye olsun. Senelik check-up önemli diyoruz. Bence de. Tabii böyle olunca bize diyor ki araya şu anda yılbaşı giriyor. O yüzden bir hafta sonra gelin. Bize de sık sık soruyorsunuz hangi ülkedesiniz diye. Şu anda aslında bizim sizlere söylemediğimiz şey şu. Biz Türkiye'de aslında şu anda sağlık sebeplerinden dolayı buradayız. Daha aslında Enes'in hani işlemleri bitmedi, ondan da bahsedeceğiz. Biz çok güzel bir gezi planlıyorduk. Hazırdı. Hani bütçemiz de hazır. Gezme de hazır. Sizlere video çekecektik. Her şey hazırdı. Böyle bir şey olunca biz de böyle bir karar aldık. Şu an hiçbir şeyin sağlıktan acelesi yok. Bu yüzden de Türkiye'de en azından Haziran'a kadar burada durmayı planlıyoruz. Hiçbir aksilik çıkmazsa yine ne olacağını bilmiyoruz. Bir hafta sonra İzmir'e gidiyoruz. İşlemler tamamlanıyor. Komiktir ki 7 Ocak'ta benim doğum günümde biz İzmir'deyiz. Bu şeyleri de söylemek istiyorum çünkü çok tesadüfi şeyler olacak. İlk gün İzmir'e gittiğimizde arkadaşlar ben hep şunu düşünüyordum yine. 6-7 gün, en fazla 8 gün kalırız, döneriz. Ben böyle yine basit düşünüyorum. İşte insan da bir şeyler tamamlanınca anlıyor ne olduğunu. Evet. Hastanenin içindeki durumlara da çok alışık olmadığımız için hani insanların tepkileri, durumları çok farklı. Biz de sanki böyle çok sağlanmış gibi diyoruz ama birine anlatınca herkes diyor ki ciddi misin? Ya iyi misin falan. Ben diyorum ki bende bir şey yok gibi. Hani hissetmiyorum ama aslında var. Perşembe günü gittik arkadaşlar hastaneye. Cuma günü tomografi oldu. Beyinle alakalı bütün testler yapıldı. Kanlar, her şey bir günde yapıldı. Koronalar yapıldı arkadaşlar. En son biz hastanenin yanındaki misafirhanede kalıyorduk. Orada süreç başladıktan sonra tek olan şey ameliyatı beklemekti. Sonra arkadaşlar bir risk görmüş olsalar gerek ki anjiyo olmasına karar verdiler. Anjiyo olduktan sonra bu da çok iyi geçti bu arada. Anjiyo 2-3 saat sürmüştü. 9 Eylül hastanesinde anjiyoyu olduktan sonra biz dışarıda Enes'in annesi, babası ve benim babam hepimiz bekliyoruz. Benim babam da Alanya'dan destek için geldi. Çok bir hafta kaldı. Mehmet amcaya ayrıca çok teşekkür ederim. Yani hiç böyle arkadaşlar hani dersiniz ya zahmet etmeyin dersiniz ama o içinden gelir de eder ya. O yüzden kendisine çok teşekkür ederim Mehmet amca. Çok 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 sağ olun. Yani o kadar zahmet ettiniz. Orada destek oldunuz. Minnettarım size. Ondan sonra anjiyo bitiyor hastaneden. 3 kez arkadaşlar Enes'in ameliyatına red geliyor. Bu psikolojik olarak inanın çok zor bir süreç. Benim için aslında
en zor kısmı oydu arkadaşlar. Çünkü pazartesi günü bütün besinlerim kesiliyor, serum takılıyor. Evet. Ben diyorum ki ameliyat olacağım, ameliyat olacağım. Erteleniyor. Birinci ertelenme tamam cepte. Yani hani kabulleniyorum. Sonra çarşamba olabilir. Yani olabilir bu da hani kesin değil. Çarşamba günü yine aynı şey oluyor. Tekrardan bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Tekrardan erteleniyor. Ben diyorum ki ne zaman olacağım? Nasıl olacağım? Olabileceğim mi? Evet. Hiç boşalacak mı? Bana sıra gelecek mi? Böyle insan orada bir de hastanenin içinde olduğumuz için insan böyle düşünmeye başlıyor. Yani olacak mı? Olmayacak mı? Yanımdaki insanlar giriyor, çıkıyor. Ben arkadaşlar hastanede odada kalıyorum. Yanıma birisi geliyor. Sonra birisi çıkıyor. Oradaki insanlarla tanışıyoruz. O ayrı bir mutluluk bizim evet. için ama sürekli insanlar değişiyor. Sanki ben hep orada kalıyormuşum gibi. Evet ve şöyle bir şey var. Hep aç bırakılıyor evet. Enes. Saat 3'e kadar ameliyatın olup olmayacağına kadar. Bunlar inanın psikolojik olarak çok zor bir şey. Ben bile anlamıyorum. Hani ben bile bunu anlamam mümkün değil. Ama 3 kez ret yedikten sonra yıl dönümümüz geliyor ve bu yıl dönümümüzde Enes ameliyata giriyor. Perşembe günü anjiyo olduktan sonra cuma günü tekrardan ertelendi. Evet. Ama cuma günü artık hastaneden çıkmam yasaklandı. Ve hastanenin evet. binasına hiç çıkamadım. Ama vücudumda da bir sorun yok. Yürüyebiliyorum. Hastanenin dışına çıkamıyorum. 3 gün boyunca hastanenin içinde sadece dolaştım, yürüdüm. Evet. Hemşirelerle sohbet ettim. Herkesle tanıştım. Sohbet, muhabbet. O an güzel geçti benim için ama yine de ameliyatımın ne zaman olacağını bilmemek beni üzdü yani. Üzmedi de aslında. Sadece beklemek yordu beni. Ameliyatımın olacağı gün arkadaşlar pazartesi günü saat yine 2-2.30 arası. Ben yine bekliyorum. Lütfen olsun, lütfen olsun. Ama içimde bir motivasyon var. Bilmiyorum. Pazartesi günü olacağımı öyle bir hissettim ki arayanlar, dayımlar olsun, akrabalar olsun, arkadaşlarım olsun. Dedim ben bugün olacağım ya bilmiyorum içimden bir his hani bu olacak diye geliyor. Düşündüm saat 2.30 oldu yine gelen yok. 3'ten sonra zaten muhtemelen erteleniyor umudumuz arkadaşlar. Umudumuz kesildi bayağı. 3 saat artık 2.53 falan ben böyle kendimi bıraktım orada olmayacak herhalde dedim. Sonra kapı hızlıca tıkladı dedi. Enes ameliyata gidiyorsun. Ben de ne? Evet. Ne gerçekten mi? Ben böyle bir heyecanlandım arkadaşlar. Ameliyata giderken bu kadar çok heyecanlanan bir insan bence çok görülmemiştir yani. Evet. Orada arkadaşlar ameliyata gidene kadar her dakika yüzüm gülerek bilmiyorum ameliyata girmeden önce niye bu kadar mutlu oldum. Demek ki içim hani böyle bir anda mutlulukla doldu yani hani bir şeyin sonuçlanacağını bilmek beni rahatlattı. Ah bir de bize sorun arkadaşlar bizim taraf çok daha farklı duygularda. Daha zor kısım bence sevgilimin ve ailemin kısmıydı orada. Burada ameliyata sokuyorlar Enes'i ve 2.30'dan sonra gece 1'e kadar bir daha hiçbir haber almıyoruz. Şimdi Enes girdikten sonra ben ameliyat hanelerinin önünde saatlerdir bekliyorum. O gün şansla başka hiç kimsenin ameliyatı yok. Tek yukarıda biz bekliyoruz. Bir ara işte yemeğe gidenler, nöbet tutmalar falan oluyor. Ve ben hiç ayrılmadım Enes başına. Olurdu biri çıkıp bir şey söylerse. Hiç yemek dahi yemedim. Ameliyat hanenin önünde ayakta dikildim. Ara biraz gözüküyor yukarıda. 9.50'nin hastanesinde böyle bir iyilik yapmışlar galiba. Kapı arası biraz gözüküyor. Hiç kimse geçmiyor. Saatler geçiyor. Ve saatler geçtikçe artık diyorum yani insan başka şeyler düşünmeye başlıyor. Yani çünkü süresi biraz uzun oldu arkadaşlar. Çok uzuyor ve toplamda 13 saat sürmüş. Gece 11'de doktorun eşi bize mesaj atıyor. Enes'in annesi ben yan yana oturuyoruz. Birden bir mesaj geliyor. Ve zaten ondan öncesinde de hani birisi çıkıyor. Benim orada tek bekliyordum o an. Yemeğe gitmişlerdi kantinerist ailesi. Ben orada tek bekliyorum. Kadıncağız da herhalde bana acıdı. Kim bekliyorsun dedi. Ben dedim Enes Akın'ı bekliyorum. Dur ben bir bakıp da geleyim dedi. Tamam dedim. Böyle pür dikkat bekliyorum kadını. Ve ameliyat devam ediyor. İyi mi kötü mü nasıl bilgi verebilir misiniz? Zaten kötü bir şey olsaydı anında çıkıp size haber verirler. Oh dedim bu birinci rahatlamamdı. Ve aradan saatler geçmişti yani. Birazcık rahatladım ve sonra 11 gibi Enes'in annesine mesaj geliyor. Her şey şu anda iyi gidiyor ve o an hepimiz mutluluktan anladık yani. Yani çok mutlu olduk. Doktor bey arıyor, Murat hoca arıyor. Ben çıktım, ameliyat bitti. Halbuki bitmedi, kafasını dikiyorlar Enes'e. Yani ameliyat bitti, herkes iyi evet. haberleri alıyor ama ben tabii ki de uyuyorum orada. Evet, hala devam ediyor. Yani kafasını dikmeye devam ediyorlardı. Bu şekilde de
bayağı uzun bir süreçten sonra yoğun bakıma sokuyorlar annesi. Birazcık daha detaylara girmek gerekirse benim ameliyattan sonraki sürecim birazcık beklemediğimiz kadar aslında hızlı tepki gösterdi. Çünkü çoğu insan beyin tümöründen sonra 2 gün, 3 gün yoğun bakımda kalabiliyormuş. Beyin tümöründen çıktıktan sonra, gözlerimi açtıktan sonra arkadaşlar Mine Hanım tekrardan geldi. Ona da tam ameliyata girmeden önce size şimdiden çok ama çok teşekkür ederim, size çok güveniyorum demiştim. Çıktıktan sonra o da dedi, sen bizi ameliyattan önce çok motive ettin, çok teşekkür ederiz dedi. Ben hala minnettarım diyemedim çünkü ağzımda bir boru vardı arkadaşlar. Ondan sonra çabuk tepki verdim. Biz artık ameliyattan sonra hani en az 2-3 gün yoğun bakımda, hani biz ne yapalım ne edelim, misafirhanede öyle oturuyoruz. Hepimiz dinleniyoruz artık, çok yorulduk bekleyişten sonra. Birden bir arama geliyor arkadaşlar. Enes yoğun bakımda açık. Her şeyi bırakıyoruz. Odayı kilitlemeyi bile unuttum yani. Koştur koştur hepimiz koştur koştur hastaneye gidiyoruz. Enes gelecek dediler. Odaya koşuyoruz. Hani eşlik de edelim yoğun bakımdan. Yok öyle olmaz, odaya bekleyin. Odada hepimiz böyle dikiliyoruz. Sonra birden karşılar Enes geliyor. Hepimiz ağlayarak karşılıyoruz. Sizin kadar ben de şoktayım. Çünkü arkadaşlar ameliyattan çıktım. Orada sağlık çalışanları geliyor. Bana sürekli bakıyor. İyi gidiyor. İyi evet. Gidiyor. Kontroller iyi. O zaman yoğun bakımda herhalde bu kadar çok kalmasına gerek yok diyor. Yani o gördüler odaya geçebileceğimi. Ben de kendime şaşırıyorum. Hani düşünüyorum. Tabii konuşamıyorum. Çok bir şey yapamıyorum çünkü. Sadece beni çalışıyor. Altı yerimde damar yolu olduğu için. Çok hareket edemiyorum ama düşünüyorum ya, bir şey mi oluyor ya, bir şey mi değişiyor? Orada odaya gittiğimde bir baktım, oda dolu. Böylelikle pazartesi ameliyata girdi ve cuma günü taburcu olduk. Her geçen gün Enes inanılmaz hızlı iyileşme gösterdi. Böyle olunca cuma günü taburcu ettiler. Şu anda da arkadaşlar Beypazarı'ndayız. 14 gün boyunca Enes'in hani pansumanı yapılıyor hastanede. Bu şekilde süreç 14 gün boyunca hani bu şekilde ilerleyecek. 14 gün geçtikten sonra biz aslında Ankara'ya döneceğiz ve 7 hafta sonra bir tane daha MR çektireceğiz. Birazcık tümör kaldı. Evet. Bunu zaten Murat Hoca bize söylemişti. Ben risk almayacağım dedi. Tabii ki her ameliyatın riski var. Hani kağıtlar imzalandı. Riskler her zaman olacak. Ama tabii büyük bir yerde ve kötü bir yerde olduğu için biz de tabii ki yani çok düşündük, çok korktuk. Ama o riski bölgeye dokunmayacağım dedi. Dokunmadı. Hala tümör var ama zararlı bir tümör yeri evet. Değil. Kalan tümörü de biz sonradan MR çekip hani göndereceğiz. Bu şekilde de süreç ilerleyecek. Aynı zamanda Murat Hoca çok titiz çalıştı. Kendi oğlu gibi ameliyata girdi. Çok destek oldu bize de bu süreçte. Kendisine her açıklama yaptığında ve yanımızda destek olduğu için çok ama çok teşekkür ederiz. Hakkını çok, asla ödeyemeyiz ama. Çok teşekkür ederiz. Onun hakkını ödeme şansımız yok ama buradan kendinize minnettarız. Yani elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz ama o kadar kutsal bir meslekleri var ki sağlık sektöründe. Ya elimizden bir şey gelmiyor. İşte biz sizlerin karşısında ona, sağlık çalışanlarına, hemşirelere, herkese ayrı 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 teşekkür etmek istiyoruz. Unutmayın ki hayattaki en büyük zenginlik sağlıktır. Bu da herkese bir çok doğru. Dipnot olsun. Her şeyin anlamını yitirdiği tek şey sağlık. Emin olun orada Enes'i beklerken her şey ama her şey anlamını yitirdi. Sağlık ve birliktelik her zaman çok önemli. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederiz bu süreçte destekleriniz sizlere için. Sizlere çok ama çok minnettarız arkadaşlar. Destekleriniz gerçekten hiç eksik olmadı. O ameliyatı bekliyorken sizlerin yorumlarını, desteklerini okudukça inanın motivasyonum tavana çıktı. Gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ederiz birlikte. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi...